E, evet, soruyu ona... sen sor. Evet, onu istersen reklama gitmeden önce paylaşalım. Gerekirse reklamdan sonra tekrar konuşalım. Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Hanım'la. Rengin Gürdeniz'le görüştün bugün. Evet, o, o özel o... cümleleri bizle de... paylaşır mısın? Rengi evet, Rengin Hanım'la bir telefon Rengi görüşmesi Rengi. yaptım. Rengin Hanım öncelikle pandeminin Benim bu kadar yayıldığı bir dönemde yanlış bir şey söylememek için okuyorum. Hı hı. Eşinin ve arkadaşlarının sağlığından endişe ettiğini söyledi. İlk dört gün onlara bir zamanlar kumpas kuran FETÖ çetesinin elemanı olduğu şüphesiyle gözaltına alınmış insanlarla bir arada tutulmalarından bahsetti. İki somya yetmediği için yer yatağı Hissetildiğini söyledi e, Ve tıraş olmalarına dahi izin verilmediğini Belirtti Hı. Cem Bey'in e, özellikle tıraş olma konusunda e, Hassasiyeti olduğunu Ve tıraş olmalarına izin verilmediğini Söyledi e, Dün gece Halk TV ekranlarından Semih Çetin'in açıklamalarını izlemiş Rengin Hanım Semih Bey'in söylediklerini çok önemli bulduğumu Söylemek isterim Ama bunu konuşurken şunu da söylemek isterim Eşim bu belgeye onay verirken çok masumane yazıldığını düşündüğü için onay verdi. Orada yapılmış bazı eklemeler komplo işareti veriyor dedi. Rengin Hanım'ın en önemli bulduğu nokta imajları alınmadan bilgisayar ve telefonlara el konması. Bu şekilde bu zaten aynı zamanda avukatların da ciddi olarak üzerinde durduğu bir şey. Bu şekilde delil karartıldığını düşünüyor ya içine bir şeyler ekleme yaparlarsa diye soruyor bu insanlar tabii ki bunları daha önce yaşadıkları, yaşadıkları için bir daha aynı endişeyi yaşamaları çok normal. Dördünde gördüğümüz ama altısı tarihini taşıyan belgeyle ilgili de şunu söylüyor. Bu demek oluyor ki aslında altısında yayınlamaya niyetle ettiler ama birileri servis etti. Eşinin e, ile ilgili düşüncelerini televizyon kanallarında ve makalelerinde zaten dile getirdiğini söylüyor Rengin Hanım. Cuma sabahı Cem'le kahve içerken bana arkadaşlar bir metin hazırlamışlar. Benim de onay vermemi istiyorlar. Çok masumane geldi. Onay vereceğim dediğini söylüyor. Rengin Hanım'a korkuyor musunuz dedim. Çünkü daha önce bu tecrübeyi yaşadıkları için ve gözaltı süresi de uzadığı için tutuklama, tutuklanmasından, eşinin tutuklanmasından korkuyor mu diye sordum. Biz bu süreci daha önce çok yaşadık. Tabii ki korkuyorum. Kavus dolu bir üç buçuk sene geçirdik biz. Korkmamak mümkün değil. Dejavu yaşıyoruz diye cevap verdi Rengin Hanım. Evet, biz de Halk TV ekranlarında bu programda bu özel cümleleri senin vasıtanla paylaşmış olduk. Teşekkür ediyorum bu özel cümleler için. Hakan sen de devam edelim. Ne dersin bu cümlelere? Aslında evet, Semih Çetin'in açıklamaları gerçekten önemli. Çünkü e, o tarihte yayınlamayacaktık diyor. Dördünde e, yayınlanması aslında e, iki gün erkene çekmek anlamına geliyor. Neden önemli? Çünkü e, siyasiler, örneğin Sayın Akşener, tarihi gecenin yayınlanması üzerinde duruyor. Ya da e, Adalet ve Kalkınma Partililer gece yayınlanır mı e, diye tepki gösteriyorlar buna. Yani gece de yayınlanır her zaman da, her zaman yayınlanır ama e, gece yayınlanacaksa amiraller emekli amiraller de olsa bir e, imzalı bildiri e, evet böyle bir algı yaratacağı yani kuşkusuz altısında yayınlansa tartışmanın dozu mu azalacak? E, tartışmanın dozu e, değil hani? ama e, sonuç olarak hükümetin dayandığı nokta gece e, Hayır, altısında gene gece yayınlansa ne olacaktı? Yani Ama ben onlar gece bunlar geçiş. o kadar şimdi arkadaşlar o kadar. Ya bunlar yani. usul Eğer kumpas kurulmuşsa, eğer kumpası kuran kişi ve o gece yayınlatıyorsa eğer kumpas sonucu yayınlanmışsa bunun üzerine kuruyor kumpas kumpası. Kumpası Ama neyin Semih Bey üzerine de kuruyor? Bu Çünkü siyasetler bunu söylediğine yaptı, göre ona Yani Semih Bey bu sabah Twitter adresinden bir açıklama yaptı. Ee, daha sonra dördünde yayınlamaya karar verdiklerini söyledi. Yani aslında bir o noktada bir şöyle dedim, Zihni Çakır doğru söylemiyor. İlk ben yayınladım. Zihni Çakır nereden gündeme geldi diyorsunuz ya. Hı hı. Zihni Çakır öğleden sonra, yani daha doğrusu öğlen vakitlerinde bize haberi geldi. Zihni Çakır demiş ki ilk ben yayınladım. Avastürk'te. bildirden bahsediyor. Daha önce bir yurtsever generalin de işte, bir generalin dışarıya verdiğinden bahsediyor. Onun üzerine acaba nedir? Çünkü biz variansın da yayınlandığını biliyoruz. Dolayısıyla döndük variansına sorduk. Ne diye sorduk? Zihni Çakır'ın adının gündeme gelmesi ondan. Ben yansın dedi ki biz 22.54'de yayınladık. Yani dediği saatte yayınladık. Ve dedi ki sosyal medya mesajlarına baktık. Yanlar çok net şekilde. Nasıl yayınladınız diye soruyoruz. İşte maille geldi. Normal duyuru şeklinde geldi. Biz de alır almaz bunu yayınladık ee, şeklinde bir açıklamaları var. Açıklamaları zaten internet sitemizde duruyor. Daha sonra Zihni Çakır bağlanıyor ve Zihni Çakır daha sonra bir bakanla da bunun gittiğini söylüyor. Zihni Çakır böyle. Eğer bu bir komploysa, komplo kuruluyorsa Rengin Hanım'ın dediği gibi ve bu daha önce bakana gittiyse e, biraz erken yayınlaması daha hayırlı olmuştur belki. Şu anlamda söylüyorum. Yayın aşamasında eğer bir bakansa istihbaratla ilgili bir bakandır herhalde. Hangi bakan? AKP'li bakan diyor. Yani şu İsim vermiyor. AKP'li AKP ve değil diye ayırabiliyoruz. Bazı bakanlar AKP üyesi olmayabilir. Evet. Çünkü e, dışarıdan atamalarla geldiler. AKP'li bakan diye birkaç bakanı aslında işaret etmiş oluyor. E yine isim ya bunu Tarım Bakanlığı'na Bakanlığı göndersen yani. ne fayda edecek ki yani? yani <laughs> <ödülüyor> Belli ki güvenlikle ilgili bir birime göndermiş. Evet, güvenlikle yani. ilgili bir birime göndermiş. <laughs> Dolayısıyla eğer e, bu açıklama yapılmadan önce böyle bir bildirinin organize edildiği eğer komplosla e, veriyans e, çıksaydı ya da bir istihbarat abi. soruşturması yapılsaydı darbe bildirisi hazırlıyorlar diye bir operasyon yapabilirlerdi. Evet, işte eğer sahip. komplo erken alınmışsa, dini doğru söyleniyorsa eğer varsayıyorum ki ama Zini Çak'ın ilk yayınladığı doğru değil. Eğer ver yayınlanmasaydı, eğer bir bakan biliyor olsaydı bunu ve istihbaratla ilgili bir e, operasyona kalkışsalardı, darbe aşamasında emekli amirallere operasyon yaptık diye bir şey de çıkabilirlerdi. Eğer komplo doğru hissediyorum, bunlar söyleniyorsa bu anlamda erken alınması e, söz konusu olur. Benim izin lazım olurdu. şu Ve ya. bence gece yayınlanmasının, gündüz yayınlanmasının hiçbir önemi yoktu. içerik, İçerikte içerik sence suç neredeyse. var mı? Hayır, hiç. Hiçbir Hiç yok. Yani bugüne bugün ben bugüne kadar, aksi halde diye başlayan cümledeki fluluk hariç, bunu da suç olabileceğini söyleyen kimseyi duymadım. Ya Putin azo bugün birkaç saat önce dedi ki, Montre bizim için çok önemlidir. Yani Putin diyor bunu. Emekli amiral demesin mi yani? İnan ya bu gerçekten tuhaf bir yere gidiyor. Üstelik bu <laughs> emekli amiraller gerçekten ya çok bir suç uzun yok ki. zamandır bunu söylüyorlar. Hayır, ya adamlar kitap yazmışlar. Kitap yani, yazıyorlar. Şey, aynen ya o. hükümet Mavi Vatan diye hükümetin sahiplendiği tezi göz altındaki Cem Gürdeniz Gürdeniz yazmış. Evet. Şimdi dolayısıyla burada şunu burada suç nerede? Bu içerikte suç nerede? Burada suç yok. O zaman diyeceksiniz ki tamam bu bildirin içerisinde bulamayabiliriz ama bu bildiriyi ordu içerisindeki bir çekirdek emekli silah arkadaşlarına yazdırdılar ve aslında bu orduyla bağlantılı bir girişim. O zaman derim ki tamam o zaman bu başka bir şey ispat edin. Fakat hem bildirin içinde suç yok, hem ordu içerisinde bir dayanağı yok. Bu durumda suç bulamayınca, tarihi değişmiş, girişinde Yüce Türk Milleti var denilerek, kelime, bakın metin analiziyle suç icat edilemez, bu doğru değil. Sayın, Geçmişte de bu böyle oldu. Sayın Baro Başkanımız aslında çok güzel söyledi. Öngörüyle ilgili hiçbir şey söyleyemem dedi, Türkiye burası dedi. Reklama gideceğiz, sayın seyirciler devam edeceğiz.